Sıfırdan Metin 2TR Ruby serisinin 15. bölümüne hoş geldiniz. Dilek olay 15. bölüme kadar geldik. Son 1-2 haftada biraz böyle ben oyunu boşlamıştım. Çünkü yeni sunucu söylentileri vardı ve gerçekten de doğru çıktı. Alesta sunucusu duyuruldu. Şimdi bir ikilemdeyiz ama bu konuyla ilgili videonun sonunda konuşmak istiyorum ben sizinle. O yüzden sizi 15. bölümle baş başa bırakıyorum. Baştan söyleyeyim, bu bölümde farm yok. Bol bol simya. Ondan sonra bol bol artı basma vesaire var. Çünkü Ruby sunucusu şu an o kadar çok kalabalık ki gerçekten iğne atsanız gidip birisinin kafasına çarpıyor yani. Bütün haritalar, bütün bosslar, işte ne bileyim, hani şu oyunda yüzüne bakılmayan sarı kaplan hayaletleri bile artık takır takır kesiliyor Ruby'de. Gidip baktığınız zaman bulamıyorsunuz yani. Çok kalabalık bir hale geldi. O yüzden farm yapmak zorlaştı. En azından bizim seviyelerimiz arasındaki haritalarda. Lafı fazla uzatmadan 15. bölümle sizi baş başa bırakayım. Yeni sunucu ve Ruby ile ilgili kararımı merak ediyorsanız videonun sonundaki konuşmayı dinleyebilirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar, şöyle bir zırh buldum. 50 STR, 10 şimşek, 15 ateş. Arkadaş bunu 6 bondan verecek bana şu şekilde. Bence fiyatı gayet güzel. O yüzden alalım. Hem sürgünde hem 3. katta işimizi görecek. Yeni aldığımız güzel zırhın taşlarını ekleyelim bakalım. Geçirebilecek miyiz? Güzel. Hız taşını geçirdik. Bunu da geçirelim. Bir daha uğraşmayalım. Bunu da geçirdik. Güzel. Tek attık diyebiliriz. Hayırlı olsun. Ölümcül zırhı niye sevmediğimi ve birazdan neden ejder plakaya yansıtacağımı bir daha anlatayım. Abi görüyorsunuz. Pantolon sarı. Böyle değişik bir renk. Hani bir şey rengi derler ya, o renge benziyor. Zırhın kendisi zaten yeşil, böyle değişik. Ben sevmiyorum bu zırhı. O yüzden ejder plaka iyidir. Ejder plakaya yansıtacağım birazdan. Ama ondan önce küçük bir düzeltme yapmamız lazım. Onu da yapalım. Ondan sonra şu zırhı bir yansıtalım. Kırmızı bandana saçtan siyah uzun saça geçtik. Benim oyunda savaşçı karakterde kullanmayı en sevdiğim saç bu. Hatta şöyle bir güzellik yapayım size. Bu yamuk halini göstermeyelim. Şöyle yapalım. Bir kılıç alalım şöyle. Heh. Olması gereken görüntü bu. Şimdi bak ne olacak bak. Yansıtmaya geldik. Şunu çıkar önce. Pardon. Sol tarafa ölümcülü. Sağ tarafa şeyi. Neydi bunun adı? Ejderha plakayı. Altına da yansıtma biletini koydum. Bunun sayesinde 20 M kar ettik buradan. Basıyorsun abi. Ölümcülüne bu ejderha plakayı yansıtıyorsun. Cillop gibi görünüyorsun. O iğrenç görüntüden kurtulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Epeydir kor açılışı yapmıyorduk. Ben de biriktiriyordum. Çünkü bu aralar işte kor çarkı geldi. Yeni simya geldiği için Nesne Market'e onun koru eklendi. Onun korundan diğer korlar da çıktığı için fiyatlar düştü falan filan. Biraz bekletiyordum. Ama baktım olacak gibi değil. Fiyatlar yükselmiyor. Dedim ki açalım. Ama bu sefer bir fark olacak. 2 değil 3 hesaplı açacağız. Ve gerçekten bol bol kor birikti. Şöyle söyleyeyim size, toplamda 800 tane falan kor açacağız. Eğer yanlış hesaplamadıysam. Birazdan tekrar kontrol ederim. Muhtemelen 800 tane falan var. Kaçar tane olduğunu yazmıştım kenara. 297 tane bizde var. Yani bu ana karakterimizde. 302 tane sebepsizde var. 220 tane de Arigen'de var. 3 hesapla yapmaya başlamıştım koru. En son başladığım hesap bu Arigen isimli okçunun hesabıydı. Ben her zamanki gibi Ender'e gelene kadar o aradaki amelilik kısmını size göstermeyeceğim. Onu ben yapacağım. En son Ender'den Antika'ya atarken görüşürüz.297 tane koru Ender'e kadar çıkarttım. Bir bakalım kaçar tane almışız. 12'den 10 tane gelmiş. Bir seri 8, 2 dağıt da 10. Güzel. Granada'dan 6 tane. Safir'den de 6 tane. Yeşim'den de 6 tane. Yakut'tan 8 tane, Elmas'tan da 8 tane. Güzel. Bence 297 kor için kulağa hoş geliyor ama dur bakalım. Antika'da neyle karşılaşacağız şimdi? Bu arada şunu söyleyeyim. Antika'dan güzel sonuç alabilirsek muhtemelen bu sefer üste atmayı deneyeceğim. En azından bir tane seçeceğim aralarından, bir simyayı. Elmas, Onyx ya da işte Yeşim, her neyse. Onu üste atmayı deneyeceğim muhtemelen. Onyx'ten başladık. Birinciyi aldık. İkinci yandı. Bir daha yandı. Evet. Maşallah. Bol bol yaptıktan sonra iki tane geçirdi. Ne oldu şimdi? Üç tane antika 12'simiz oldu. Grana'ya geçelim.
İlkini yakıyor. İkinciyi geçirdi. Güzel. Bir tane daha aldık. İki tane granamız oldu. Safirden devam edelim. İlkini yaktı. İkinciyi geçiriyor. Bir daha yaktı. Şunu ver. Kurtulalım hadi. Bunu da vermedi. Maalesef pek iyi gitmiyoruz. Umarım bu buralardaki yakma muhabbetinin karşılığını elmastan, daha doğrusu yakuttan alırız. Çünkü elmas pek de kâr ettirmez. 2 yeşim olmuş. Geçtik elmasa. Hadi be oğlum, güldür yüzümüzü. Bayağıdır bak gelmiyoruz senin kapına. Oy, elmas çok güzel geçti. Elmasa full çekti. 4'te 4 attı elmasa. Çok iyi. Keşke bunu yakutta yapsaydı ama dur bakalım ne olacak şimdi. Evet, ilkinden yaptı. İkinciyi aldık. Bir tane daha yaptı. Bir tane daha ver. 3 olsun hadi. Ver bir tane daha. Vermedi. Ne aldık günün sonunda? 297 kordan 3 tane antika onyx, 2 tane grena, 1 tane safir, 2 yeşim, 2 yakut ve 4 tane de elmas aldık. İyi mi kötü mü kararı size bırakıyorum. Elmaslardan, pardon, antika yakuttan bir tane daha alabilseydik ben kendimi kârda sayacaktım. Ama şimdilik çok da iyi değil gibi gözüküyor. Neyse. Diğer karakterleri hemen aradan çıkartıp bu simya atma işini bitirelim hadi. Toplamda 302 tane koru da bu hesapta endere attım. Bakalım hangisinden kaçar tane almışız. 12'den 8 tane. Brenna'dan 6. Safirden 10 tane. Yeşimden 6 tane. Yakut'tan 9 tane. Güzel. Elmas'tan da 7 tane almışız. Bir bakalım. Umarım bu sefer en azından yakut konusunda bizi mutsuz etmez bu karakter. İlk onyx'imizi aldık. İkinciyi de aldık. Üçüncü de geldi. Granada da veriyor. Bir tane yaktı. Bir tane daha geçirdi. Güzel. Safir bir tane aldık. İkinci geldi. Üçüncü geldi. Yeşime geçelim. Yeşimden bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Var mı bir daha? Bir daha yok. Geldik elmasa. Şimdi bir şey deneyeceğim ben. Bu zamana kadar izlediyseniz bilirsiniz. Ben böyle teknik, taktik, işte yok alnını silerken falan bunlara inanmadığım için rastgele basarım. Ama bir şey deneyeceğim şimdi. 3 kere ya da 2 kere peş peşe yaktığı zaman bir tane şey deneyeceğim. Yakut deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Birinciyi yaktı. İkinci geçti. Bir daha yaktı. O zaman bir tane yakut deneyelim. Yakut yandı. Bir elmas daha. Elmas da yandı. Bir daha yakut deneyelim o zaman. Bir tane elmas aldık. Pardon, yakut aldık. Bir daha basalım. Bir tane daha geldi. Bir daha basabilir miyiz? Hadi basalım. Bir tane daha geldi. Şimdi yakacak bence. O yüzden elmasa geçelim. Elması yaktık. Yakuttan deneyelim. Son. Acaba dördüncüyü de verecek mi? Verdi. 4 tane antika yakutu çıkardık. Demek ki en azından bu işte 2 tane 3 tane peş peşe yakınca gidip diğerinden denemek teoride işe yarıyor diyebiliriz. Ben normalde bu zamana kadar izlediğiniz gibi ben direkt çat 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 basıyordum. Bakalım bir sonraki karakterde 220 tane falan kor var. Onda da bunu deneyelim. Bakalım ondan nasıl sonuç alacağız. Son olarak şeyi de göstereyim. 3 tane antika onyx, 2 tane grena, 3 safir, 2 yeşim, 4 yakut ki bu çok güzel. Bir tane de elmas alabildik. Elmas çok kötü geçti gerçekten. En azından 2 olsaydı o da güzeldi. Burayı toplamda 302 tane kordan aldık. 302 kordan çıkanlar bunlar. Ben hemen diğer karaktere geçeyim. Son hesaptan da toplamda 220 tane korun açılımını bitirdim. Gelin kaç tane ender çıkmış bir bakalım. 4 tane ender onyx, 4 tane grena, 6 tane safir, 2 yeşim, 3 yakut ve 3 de elmas. Bu karakter, daha doğrusu bu hesap tamamen yeni olduğu için altyapısı yoktu. O yüzden de 220 kordan ancak bu kadar çıkabildi. Gelin deneyelim hadi bunları yukarıya. 10x'ten başlayalım. Bir tane aldık.
ikinciyi de geçirdi. Güzel. Grenade'i de aldı. Üst üste 4 tane geçirdi bu arada. İlginç. Safir'den birinciyi yaktık. İkinciyi yaktık. Üçüncüyü de yaktık. Hadi az önce denediğimiz taktiği burada da deneyelim. 3 kere yaktı. Bir tane yakut deneyelim yukarıya. Güzel. Yakut geçti. Tamam. Geri kalanın artık pek de bir önemi yok diyebiliriz aslında. Safir'den devam. Bir tane daha safir aldık. Yeşim geçer mi? Yeşim de geçti. Elimizde yakut ender kaldı. Altyapımız olmadığı için. Maalesef onu bir sonraki hafta deneyebileceğiz. Hadi elmasa. Bir de elmas geldi. Vallahi bu karakterin şansı iyiydi, iyi gibiydi. Bu karakter bayağı şanslıymış simya konusunda. Antika'ya şöyle neler çıkarmışız toplamda? Bir elmas, bir yakut, bir yeşim, bir safir, bir pardon, iki grena, iki de 12 salmışız. Güzel. 220 kor için bence güzel. Yani o şey toparladı bizi. Yakut'un geçmesi toparladı diyebilirim. Şimdi ben az önceki karakterden de simyaların tamamını vermiştim ana karakterimize. Şimdi geçelim bakalım toplamda ne almışız. 800 küsür kordan ne çıkarmışız. Şimdi ben hesabı kitabı yaptım. Toplamda bizim bu 800 korluk açımımızdan elimize geçecek para şu anki güncel fiyatlardan 52 won. Hatta 52 won 50 en falan. Düşündüm hangisine gidelim diye. Benim gözüme kestirdiğim elmas var ama elmasları biraz böyle 1.30-1.35 civarından toplamak istiyorum. Şu an 1.45'e doğru çıkmış. Hatta bazen 1.50'ye kadar yükselmiş. Fazla o topa girmek istemedim şimdi. 30'lara indiği zaman muhtemelen elmasa girişeceğiz. O yüzden çıkardığım diğer bütün simyaları pazara göndereceğim. Elmas hariç. Ondan sonra bir bakacağız bakalım. Elmastan mı yukarı gideriz yoksa sonradan fikrimiz değişir. Hepsini mi pazara atarız? Duruma göre bakacağız. Yine kenarda köşede kalan Epsun nesnelerinden birini şu bizim ateş tılsımına bir atalım bakalım. Ne oldu? 20 karanlık, 10 buz. Ne biçim karışık bir şey oldu bu ya. Neyse. Bir tane daha varmış envanterde. Bir de bununla deneyelim hadi. Çöl 10, böcek 20. Yani 30 gelseydin de kurtarsaydın bizi bu uğraştan artık keşke. Pazarı kurdum ama yang sınırına takıldığımız için hepsini sığdıramadım tabi. Şöyle göstereyim size. İkinci sayfamda simyalar yang sınırı sebebiyle şimdilik bu kadarı pazara indi. 12'leri çekmek zorunda kaldım. Buralarda 12'ler vardı. Fiyatları şöyle göstereyim. Yakutlar 3.55, yeşiller 1.5, grenalar 65M ve safirler de 70M. Bu şekilde pazar. Toplam 52 bon falan gelecek. Bütün simyaları sattığımızda. Onunla da muhtemelen elmas deneriz belki. Sattığımız fiyatın altından yakalayabilirsek elmas çekeriz. Bildiğiniz gibi ETP karakterlerinden toparladığımız korları açtıktan sonra şöyle bir şey söylemiştim. Muhtemelen buradaki simyalardan birini seçeceğiz ve üste atacağız diye. Şimdi onun zamanı geldi. Ben elması seçtim ve toplamda 24 tane elmas aldım antika olarak. Şimdi bunları üste atacağız. Sonuca göre ya efsanevi de bırakacağım ya da mitsiye kadar gideceğim. Henüz karar vermedim ona. Kısaca masraflardan bahsedeyim size. Bunların galiba 4 tanesi falan bende vardı zaten. Ama yine de ben net bir hesap olsun diye yuvarladım hepsini. Tanesini 1.40'dan aldığımı hesaplıyorum şu an. 1.40'dan. Ben bazılarını 1.32'den 1.35'ten de aldım ama hesap kolay olsun diye dediğim gibi yuvarlıyorum 1.40'a. 24 tanesi 1.40'tan toplamda 33.6M 6 won yapıyor. 33.6 won. Ona da düz hesap 34 diyelim. Elmasların efsanevisi eğer efsaneviye geçerse 4 won 47M. Mitsiye geçerse 11 won 50M. Atmalıklar yani. Bunlar atmalık fiyatları. Bizim amacımız 34 won'un üzerine çıkmak. Çünkü yatırımımız bizim buraya toplam 34 won. Bir deneyelim bakalım. Epey büyük bir kumar benim için. Şöyle başlayalım hadi. İlki geldi. Güzel. Hadi bakalım. Böyle gider umarım. Bir tane daha aldık. Bir tane daha geldi. Bir tane yakıp bir tane geçiriyor. Bir tane daha geldi. Çok güzel gidiyor bence şu an.
Yaktı. Bir daha yaktı. Kapatalım. Tekrar açalım. Üç tane yaktı peş peşe. Bu sefer geçirmesi lazım. Geçirdi. Hadi bir daha. Olmadı. Bir tane daha aldık. Güzel. Bir tane daha geldi. Buradan da 2'de 2 çıkar mı? Bir tanesi geldi. Hadi bir tane daha ver. Vermedi. Bir tane antika elmasımız kaldı. Bunu muhtemelen gider bir tane daha alırım ben. Üstü atarız. Kaç tane çıkmış? 8 tane efsanevi elmas çıkmış. Hemen şunun ben bir hesabını yapayım geleyim. Gittim bir tane daha antika elmas aldım. Maksat şuradan şunu kaldıralım diye. Bu da muhtemelen geçmeyecek şimdi. İyi bari geçti. Elimizde toplamda 9 tane efsanevi elmas var. Buradaki hesaba göre şu anda zarardayız. Yani bunları bu fiyattan 4.47'den 4.50 diyelim hatta ona satmaya kalkarsak yatırdığımız parayı alamayacağız. Orası kesin. O yüzden Mitsi'ye gitmemiz lazım. Hadi gidelim beraber. Bakalım bu maceranın sonu nasıl bitecek. İlki yandı. Kötü biteceğini gösteriyor şimdiden. Bu arada paramızı kurtarmamız için 3 tane Mitsi lazım bize. Minimum. Birincisini aldık. Yapma, yapma. Yapma böyle şeyler. Böyle şeyler yapma. Hadi 2 tane daha ver bize, paramızı kurtaralım. Hadi güzel kardeşim. Bir tane daha verdi. Ver bir tane daha, paramızı kurtaralım hadi. Bir tane daha verdi. Güzel. Paramızı kurtardık. Eğer bu arada bu bahsettiğim tamamen atmalık fiyatlardan yapılıyor hesabı. Güzel efsunlu bir şey geldiyse parayı kurtarıp kar da etmiş olabiliriz. Bu atmalık. Bunu geç. Büyülü saldırı değil, büyü savunması, beceri hasarı koyma. Bu kullanılıyor mu? Kullanılmıyor herhalde bu. Bunu da atmalık sayalım. Bu da atmalık. 3 tane atmalık var. Tanesi 11 won 50 hem'den anca paramızı kurtardık diyebilirim. Gayet kötü bir sonuç aldık bu maceradan maalesef. Aslında bir tane daha bundan alsak. Şimdi bu 3 tane Mitsi ve bir tane efsaneviden son bir hesap yapayım. Bakalım karda mıyız, zararda mıyız? Şimdi toplamda 33.6 won harcamıştık. 34 dedik ona. Bir tane efsanevi var elimizde. 3 tane de Mitsi var. Bunların şu anki piyasadan toplamda hesabına vurduğumuz zaman piyasaya göre bunların üçünün de atmalık gelmesi büyük şanssızlık. 39 won para yapıyor burası toplamda. 33 hatta 34 verdik, 39 aldık. Memnun musun derseniz kesinlikle memnun değilim. En azından şunlardan birinin benim takabileceğim bir efsunda gelmiş olsaydı o zaman memnun olurdum ama maalesef bunlardan hiçbiri benim aradığım efsunlar değil. Hani şunu takabilirim belki, büyülü saldırı değeri, ama bu da mantıklı değil yani savaşçı için. Sonuç olarak 3 tane atmalık Mitsi, bir tane de atmalık efsanemiz var. 39 won paramız var şuradan aldığımıza göre. Kısacası o kadar simya denedik. İşte antikadan efsaneden Mitsi'ye bayağı bir risk aldık. Ama karşılığında sadece 5 won kazanabildik. Bunu da kazanamayabilirdik. Buna da şükür deyip geçeceğim ve bir daha bu topa girmeyeceğim diyebilirim. Nasip de yokmuş diyelim ve devam edelim. Aldığımız araştırmacının özütüyle şu son biyolog görevini verelim. Ork dişinin sonuncusunu. Bitsin. Teşekkür ederiz. Şimdi geldik en cafcaflı bölüme. Bu ork dişi görevi bittikten sonra sizden istenen görev eşyası sınırsız olarak düşebiliyor. Ve bildiğim kadarıyla şu an Ruby'de yeni oyuncu çok fazla olduğu için ben eminim ki buradan güzel ekmek yeriz biz. O yüzden gidip bundan biraz kasalım. Yapacağımız şey çok basit. Bu görevi şimdi şu şekilde göstereyim size. Jinugi'nin işte ismi nasıl okunuyorsa, hangi dildeyse. Bu ruh taşını arıyoruz aslında biz burada. Slotlardan düşüyor ama şuradaki ibareye dikkat. Elit orklardan, yani başında elit ibaresi olan orklardan düşüyor bu ruh taşı. Şu şekilde
Ben şöyle bir yer seçtim kendime. Normalde burada siyah yaprak hançerle anka kuşu şişi kasıyor arkadaşlar. AFK olarak okçuları buraya bırakıp. Buraya şimdi savaşçıyı salacağım. Bundan düşüreceğiz. Yani savaşçı düşürecek. Biz de bunu yere atıp şamandan geri alacağız. Bakalım ne kadar toplayabileceğiz. Bugün sadece bununla uğraşacağım. Akşam zaten event var. Balıkçılık eventi. Ona kadar sadece bu işle uğraşacağım. Bakalım ne çıkartabileceğiz buradan. Mavi tarafındaki bölgeden, yani şurada slotlar yavaş çıktığı için başka bir arayışına girdim. Sarı bayrakta yıllar önce oynarken yaptığım yere geldim. Bir de burada deneyelim bakalım. Burada hız aynı mı yoksa slotlar daha mı hızlı çıkıyor? Bu arada şunu fark ettim. Mutlaka siz de etmişsinizdir. Hatta ilk taşı düşürdük bile. İlk taşı düşürdük. Şöyle görebilirsiniz. Cinugi'nin ruh taşı. Bir tane direkt envantere geldi. Şimdi bunu yere atacağım. Sonra şamanı yanıma ışınlayıp bunu yerden alacağım. Bu sayede bu taştan istediğimiz kadar düşürüp pazarda satabileceğiz. Şaman geldi. Şamandan aldım mesela. Biyolog taşlarını kasmayı bitirdim. Hatta toplamda 45 tane vardı. 4 tanesini denemek için pazara attım. 18M gibi bir fiyattan satmayı başardım. Taş atıp da kolumuz yorulmadı. Güzel. Ben bir yandan dizi falan izlerken bunu kasmış oldum. En kötü ihtimalle 15M'den hatta 10M'den bile satsak bize şöyle güzel bir para getirmiş oldu. Arkadaşlar, Discord'dan bir dostumuzla beraber ortak bilezik işine girdik. Yanılmıyorsam 200-210 tane falan elinde artı 4 bileziği var. Cennet'in gözü bilezik. Artı basma eşyaları ve artı basması benden. Toplaması ondandı. Kendisinin bütçesi olmadığı için bana verdi. Ortak basalım sen bas diye. Sonunda elde edeceğimiz sonuca göre paylaşımı yapacağız adil bir şekilde. Şimdi ben artı 6'ya kadar hızlı olarak göstereceğim size. Artı 7'ye beraber atacağız. Az önce artı 7'yi atarken ekran savaşçıda kalmış. Onu ben sonradan fark ettim. Artık mecburen 7'den 9'a giderken izleyeceksiniz. Şöyle bir başlayalım bakalım. 19 tane artı 7'miz var. Arkadaşla beraber 9'a gitmeye karar verdik. Artık sonuç ne olursa kabul edeceğiz mecburen. Tahminler şöyleydi. Evren var bizim ekipten. O 3 tane çıkar dedi. Artı 9. Ortak girdiğimiz arkadaşımız Umut 2 tane çıkar dedi. Ben de hiç çıkmaz dedim. Bakalım ne olacak. Ama şeytan kulağına kurşun iyi gidiyor valla. 8'e güzel geçiyor. Dedim ve yakmaya başladı. Yakma lan. Tüh. Maşallah demesem zaten böyle olmazdı. Neyse. Oh. Biraz da suyundan. Eh, 5 tane 8 kaldı elimizde. Siz ne diyorsunuz? İzleyenler. Bir tahmin yapın. Yorumlara falan yazın bakalım. Videoyu burada durdurun kaç çıkacak. 5 taneden 5 tane artı 8'den 9'a gidiyoruz. Başlıyorum. Sekizde dursak mı ki acaba? Şunları satsak. Maalesef ben haklı çıktım. Toplamda 187 tane artı 4 bilezikten buraya kadar geldik. Artı 7 olarak satsaydık 37 won, 37 hem'den işte aşağı yukarı 7 won cebimize koyabilecekken, yani 7 won yarıya bölecektik tabii, 3,5 3,5 cebimize para girecekti en azından. Şimdi 9'a gittik ve elde hiçbir şey kalmadığı için ne aldık, ne aldığımızı siz biliyorsunuz. Benim söylememe gerek yok. Bu da bilezik basıp köşeyi dönmeyi düşünenlere böyle küçük bir ders videosu olsun diyelim. Ne diyelim? Sağlık olsun. Ork dişini bitirmiştik. Ben bir sürü de ork dişinin görevden sonraki çıkan taşını topladım. 40 tane küsür falan.
Onları yavaş yavaş satarım pazarda. Şimdi gelelim ödülümüzü alalım. Neymiş? Hareket hızımız kalıcı olarak 10 puan arttırıldı. Şimdi bir çıkışlı yapıp tekrar gireceğiz. Sonra bir sonraki göreve geçip onun da ilk teslimatını yapacağız. Lanet kitabına da bu şekilde başlayalım. Bakalım ilk kitabı alacak mı? Bir dakika. Önce görevi alacağız. Ama bu sefer ork dişinden tecrübeliyim. Bunları basacağım abi. Çok yakıyor yoksa. Güzel. 14 tane. Yavaş yavaş bunları da geliştirmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim oyunu bırakan bir arkadaşımızdan aldığımız itemler vardı. Aldığımdan beri boş boş duruyorlar kenarda. Kullanmıyorum o itemlerin çoğunu. Hatta kullandığım item var mı? Galiba yok. Ben de dedim ki boş boş durmasın. Bunları 6-7'ye koyalım. Hem de içerik olmuş olsun. Bilmeyenlere de göstereyim. Bu kitapları takas ettiğimiz NPC'ye geldik. Nasıl vereceğiz? Tıkladığınız zaman seçeneği gelmiyor. Görev sayfasını açıyorsunuz abi. Oyun görevlerinde. Neredeydi o? 6 ve 7. bonus yazıyor. Buna basıyorsunuz. Görevi kabul ettiniz sayılıyor ve buradaki seçenek açılıyor. 6-7 bonusu ekle tuşuna basıp itemi koyuyorsunuz. Gerekli parçayı yanınıza alıp buradan ekliyorsunuz. 10 tane koyduğunuz zaman bu mesela gri parça istiyor 0 ve 29 level arasındaki itemler için. 10 tane koyunca %20 olasılıkla ekleme şansı oluyor ve bir gün boyunca itemi kullanamıyorsunuz. İtemi bu amcaya emanet ediyorsunuz bir anlamda. Ama şansınızı arttırmak için tabii ki işte eple güçlü arttırma denen bir zımbırtı var. Onu alıp da buraya koyuyorsunuz. %70'e kadar şansınızı çıkartabiliyorsunuz. Ama şu an böyle bir gerek olmadığı için bize %20 ihtimalle şansımızı deneyeceğiz. Ekleyelim bakalım. Eklenecek birkaç tane daha item var. Onları da ekleyelim. Günlük olarak bunları kontrol ederiz. The next day. Geçen sefer Umut'la ortak girdiğimiz bilezikten böyle bir şey çıkarmıştık. 15 şimşek ve 15 büyü vardı. Arkadaşlara sorduk. Dediler ki işte aura yapanlar kullanır falan diye. Pazara attım 15 wondan ama satamadık. Umut da dedi ki gel bir daha girelim. Giriyoruz bakalım. Ne gelmiş? 10 absorbe 15 rüzgar. Ne diyorsun? Ya çok yakın geçmiş. Yani o değişilir. 15 rüzgar yanında şeytan yoksa neye yarar? Umut'tan yine bir takım akrobatik hareketler. Ata inip binmeler falan. 20 hayvan, 5 derece, 1000 HP. Bu da olmaz. Buradan da para kazanamayız. Bu arada ortak giriyor derken şöyle. Ben bileziği veriyorum. O hani gidip değişmelik bilezik alacağını. Bende değişmelik bilezik var. Ben ona bileziği veriyorum. Eğer para edecek bir şey çıkarabilirsek ben değişmelik bileziklerin parasını alacağım içinden. Geri kalanı Umut kendisini alacak yani. Ben burada sadece bileziği veren taraf oluyorum. Buradan benim bir karım yok yani onu söyleyeyim. Ha bir de kayıt alıyoruz işte sizle beraber Efsun denemiş oluyoruz. Yine 10 10 10. 10 şimşek, 10 rüzgar. 20 şeytan verse kurtarırmış yani. Var mı gelen bir şeyler? Bu ne? Bağlı Efsun atmıyor ki bu adam. Dayan Ali Cappar. Bağlı Efsun atıyormuş gibi oranlar geliyor bazen. 3 5 3 5. Yine onlara başladık. 15 ateş, 10 delici. Oldu oldu bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Bu gider. Bunun fiyatını öğrenelim hemen. Pazara atalım. Buradan para kazandık yani. Ekmek yedik buradan. Yakaladığımız bileziği Umut götürdü hemen 15 wondan güzelce okuttu. Sakalı aldı geldi. Benim payımı 6 wondan saydık. Çünkü değişmelik cennetler 6 wonmuş. Ondan sonra ben Umut'a dedim ki sen 9 wonu cebine koy. 6'yı bana ver. Daha doğrusu bana vermeden benim payımla git bir tane daha al. Bir tane daha yapalım dedim. O sırada 7,5 wona şöyle bir şey aldı Umut yanlışlıkla. 20 şeytan, 5 HP absorbe, 10 ateş, 10 şimşek. Piyasaya biraz bakmış Umut. 12-13 won civarındaymış. Şu anda bunda HP olmasa bile benim işimi kesinlikle göreceği için bunu aldım. Hayırlı uğurlu olsun kenara koydum. Vakti geldiğinde kullanacağız.
Hadi artık havayı P yapalım, değil mi? Şöyle bir okuyalım bakalım. Güzel. Güzel. G8 oldu. Yine geldik videoları sonuna kadar izleyen güzel arkadaşlarımızla şöyle baş başa biraz konuşmaya. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni server açılacak Alesta. Farklı bir konsept, işte aylık ödemeler falan. Metin 2'de ilk defa denenen bir şey bu. Hani ücretli girişler Ruby'de denendi ama aylık olarak abonelik sistemi ilk defa denenecek. Etkinlikler işte tamamı olmasa da bir kısmı gösterildi. Güzel bir sunucuya benziyor. Sunucunun içeriğinin tamamı olmasa da bir kısmını gösterdiler ki gösterdikleri kısım bile heyecanlanmak için yeterliydi. O yüzden ben şöyle bir karar verdim. Alesta'da oynayacağız. Ama giriş seviyesinde en azından şöyle bir hafta ortamı koklamak için ne var ne yok. Hani sunucu nasıl ilerleyecek, tutacak mı tutmayacak mı vesaire bunu incelemek için oynayacağız. Bu bir haftanın sonunda aşağı yukarı belki bir karar veririz. Veremezsek bir ay sonunda, yani işte ilk ödeme sürecimiz bittiğinde oturup karar vereceğiz. Hem sunucuyu değerlendirmek için bir video çekeriz, hem de kararımızı veririz. Ruby'ye geri dönebiliriz. Ben buradaki hesaplarımı bozmayacağım. Çünkü olduğu gibi durmalarını istiyorum. Belki elimde şu an 50 bona yakın para var. Belki onunla işte app kuponu alırım Alesta'da biraz kullanmak için ama emin değilim. Uzun lafın kısası, Alesta'da en azından birkaç bölüm video çekmek istiyorum. Orayı denemek istiyorum ve ben yine kendi oyun tarzımla işte binlerce, yüz binlerce app yatırmadan böyle ufak çaplı bir şeyler yapmaya çalışacağım. İlk başta hatta Discord'da bir ekip kurmaya da niyetlendik ama işte farklı sebeplerden o durum iptal oldu maalesef. Muhtemelen ben tek başıma gireceğim. Solo olarak oynayacağım oyunu. Oynayabildiğim yere kadar. Ama şunu baştan söyleyelim. Eğer sunucu Ruby'den iyi olursa, etkinlikleri, efendime söyleyeyim oyuncu kitlesi, işte hilesiz, güzel bir sunucu haline gelirse, açıkça söyleyeyim ben Ruby'nin ilk açılışına yetişemediğim için, yani Ruby'nin ilk açıldığı gün oynamaya başlayamadığım için hep içimde bir ukde vardı benim. Ben çok severim yeni açılan sunucularda oynamayı. Hevesimi Alesta'da biraz almak istiyorum açıkçası. Eğer tutarsa server orada kalırız. Tutmazsa Ruby zaten bizim evimiz. Ruby'ye geri döneriz ve geri döndüğümüz zaman da artık hesaplarımızı, işte ana karakterimizi, savaşçımızı hedefimize doğru mavi ejderhaya keseceğiz demiştik biliyorsunuz. Oraya doğru direkt olarak götürmeye başlarız. Son olarak unutmadan şunu da söyleyeyim. Eğer Ruby'de oynuyorsanız kalabalığın farkındasınızdır. İşte haritalarda metin bulunmuyor. Boss zaten bulunmuyor. Benim size tavsiyem abi karakterlerinizi kasın. 90-95 yapın ve beta maplere gidin. Çünkü aşağısı o kadar kalabalık ki. Hiçbir şeyi bulamıyorsunuz. Hiçbir şey farm yapamıyorsunuz. O yüzden vaktinizi boşa harcamayın. 90-95'e devam. 15. bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Alesta ile ilgili detaylar yayınlandığı zaman tekrar derinlemesine bir inceleme videosu gelecek. Ondan sonra da açılışta görüşeceğiz Cuma günü. Cuma günü akşamına güzel bir video yaparız. İlk girişte şöyle bir ne var ne yok kalabalığı göstermek için. Yine kapanışı çok uzun tuttum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.